Bastırdığınızda kelebeği açın, akar. Tamam, biliyorum. Bileyim mi? Yok, ben hallederim. Peki, şuradan ayarlayacaksınız. Dakikada... 30'dan, onu da biliyorum. Teşekkür ederim doktor bey, her şey için. Rica ederim, geçmiş olsun. Eyvallah. Eyvallah. Alet çantası neden? Lazım. Serum meselesi Vedat'la mı ilgili? Osman dedeme gidelim. Şşş, az iyileş gideceğiz de. Keşke ambulansı yollamasaydık. Yiğit, Tahir'e yediğim hatları anlatınca... Tahir de seni serumluk edecek. Ha. Daha serum takarız. Sağda kına yakarız Asiye. Hep bir olup beni öldüreceksiniz değil mi? İyi peki, öldürün. Görün beni, atın toprakları üstüme kürek kürek. Helvanı nasıl istersin ana? Ha, bu da cidden lazım. Sabaha kadar uyumadık. La bir dur ya, bir dur ya. Ben de uyumadım. Ben gözümü kırpmadım. Oy, 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 oy. Sen bayağı ağırmışsın be koca kurt. O nenem benim. Sihirli iksirden o. Hemen büyüdüm. Bu iksiri nereye assak ki? Ver bakayım onu bana. Ha, sen ondan getirdin alet çantasını. Duydun mu sen? Duymam mı ya? Aha dedim, bizim kurt iş peşinde. Hiç korkmadım ben. Ağlamadım da. İşte bizim Yiğit. Ama şimdi ağlamam geldi azıcık. Ağla o zaman koçum. Ben varken ağlamak serbestti ya. Kimseye söylemem, korkma. Ağlarken sarılayım mı ikinize de? sana dedim eve gelmeyelim, Osman Hoca'ya gidelim diye. Ben de sana dedim bu çocuk gözümün önünde iyileşecek diye. Takıldın bir hevesin peşine, gidiyorsun. Ana, bu sefer gerçekten hiç sırası değil. Sırası değil, he mi? Sözü attılar, sözü! Mercan mı attı sözü? Mercan ne atacak sözü? Cemil sırf bu gari yüzünden Mercan'ın parmağından söktü de aldı yüzüğü. Babası mı çıkarmış yüzüğü? Mercan'ın ciğerleri yanay orada, yanay. Senin yüzünden. Bu garinin yüzünden. Ama sen bu... Ana! Yavaş gel. Hani ya da senin vicdanın Tahir? Nefes karısına duyduğun acımayı, kendi sözüne duymaymışsın. Ana! Ana, ben yokken Nefes'e bulaşma. Saydın. Ablanı çağır. Niye? Yetmedi mi yaptıkların? Kızım bana bak, zaten tepem atmış. Git çağır ablanı. Yoksa ablam falan. Tahir. Abla içeri geç. Mercan'ımın seninle konuşacak bir şeyi yok. Mercan, eğer benimle konuşmayacaksan bunu sen söyle. İçeri geçin siz. Abla. İçeri geçin dedim Nazar. Şurada konuşalım mı? Buyur. Mercan, lafı döndürmeyeceğim. Sözü sen mi attın? Konuş benimle Mercan. Başını sallama. Bu yüzüğü parmağından kim çıkardı? Babam. Bu yüzüğü takarken sana sormadım. Belli ki baban da çıkartırken sormamış. Zaten kimse bana pek bir şey sormuyor. Ama ben şimdi soruyorum. Bu yüzüğü çıkartmamı istiyor musun? Sen... Nefes'i seviyor musun? Bu yüzüğü çıkartmamı istiyor musun, istemiyor musun? Söz verdin diye mi soruyorsun bana? Diyelim ki öyle. Söz verdim diye. Bir gün beni sevme ihtimalin var mı? Yüzüğü çıkartmamı istiyor musun, istemiyor musun? Çıkartmanı istemiyorum. Ama... Bunu takmam için benim biraz düşünmem lazım. Düşüneceksin mi? Babana mı soracaksın? Ben... Düşüneceğim. Eğer takmaya karar verirsen... o yüzüğü parmağından kimse çıkaramayacak. Eğer çıkacaksa da bu senin kararın olacak. Anladın mı? Anladım. Peki senin yüzün? O da orada kalacak mı? Onu da yalnız sen çıkartacaksın. Anladım. Güzel. Haber edersin. Mercan. Heh. Benim koruyup kolladığım insanların lafı sözü ortalarda dolanmayacak. Üşüdün, hadi geç içeri.